Herkese merhaba. Evet, geldik Mayoz bölümüne. Şimdi arkadaşlar Mayoz bölümü canlıların nesillerini devam ettirebilmesi için kendilerine benzeyen canlılar meydana getirmesine üreme diyoruz. Eşeyli üreme aynı türe ait bireylerin eşey hücrelerinin birleşmesi sonucu oluşur. Erkek üreme hücresinde sperm, bakın spermi hemen şuraya yazıyorum. Dişi üreme hücresinde ise yumurta diyoruz. Bakın bu ünitede bu kavramları bilmeniz gerekecek. Tamam mı? Yani sperm dediğimiz zaman erkek, yumurta dediğimiz zaman ise dişi. Bakın bunların birleşmesi sonucu üreme, eşeyli üreme dediğimiz olay açıklaşıyor. Erkek ve dişi üreme hücrenin bakın birleşmesiyle yeni bir canlının oluşmasına eşeyli üreme diyoruz. Mayoz bölünme bakın eşeyli üreyen canlılarda eşey ana hücrelerinden bakın dikkat edin. Eşey ana hücrelerinden ne oluşturuyormuş? Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlayan bölünme çeşidiymiş. Bakın dikkat edin. Eşey ana hücresi. Bakın eşey ana hücresi bölünerek eşey hücresini oluşturuyor. Tamam. Yani üreme hücresini oluşturuyor. Dikkat edin. Yani bazen şu kavramı vermeyebiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Eşeyli üremenin temelinde bakın mayoz bölünme ve döllenme olayı vardır. Mayoz bölünme bakın mitoz bölünmeden farklı olarak mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşiyor. Bakın mitoz tek bir aşamadan gerçekleşiyordu. Mayoz ise gördüğünüz gibi iki aşamada gerçekleşiyor. Bakın mayoz 1 ve mayoz 2 gördüğünüz gibi bu şekilde iki aşamada gerçekleşiyor. Şimdi biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Bakın mitoz bölmede olduğu gibi mayoz bölmenin başlangıcında kalıtım maddesi kopyalanıyor. Hani dedik ya hazırlık aşaması arkadaşlar. Mitoz ya da mayoz fark etmez. Bir hazırlık aşamasının olması gerekiyor. Bu hazırlık aşamasında kalıtım maddesi yani DNA kendini ne yapıyor? Kopyalıyor, eşliyor. Daha sonra işte çekirdek zarı bakın erimeye başlıyor ve DNA kendini eşliyor. Homolog kromozomlar yan yana gelerek bakın birbiri üzerine kıvrılıyor. Bu olay sırasında kromozomlar arasında bakın parça değişimi gözleniyor. Bakın homolog kromozomdan bir araya gelip yani yan yana gelip bir üzerine kıvrılması sonucu parça değişimi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bakın bu parça değişimi olayı canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaydır. Tamam mı? Daha sonra bakın homolog kromozomlar hücrenin ortasında diziliyor. Homolog kromozom çiftleri bakın birbirinden ayrılarak yine zıt kutuplu kutuplara çekiliyor. Böylece oluşacak hücrelerin bakın kromozom sayısı yarıya inmiş oluyor. Boğumlanma ile bakın stoplanma bölünmesi tamamlanıyor. Böylece birinci mayoz biter ve birinci mayoz sonunda bakın kromozom sayısı 2N olan eşey ana hücrelerinden bakın kromozom sayısı N olan 2 yavru hücre oluşuyor. Bakın mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iniyor. Bakın mayoz 1'in sonunda diyorum. Dikkat edin. N kromozomlu 2 yavru hücre oluşuyor. Bu mayoz 1'in sonunda. Bakın birinci mayozdan sonra mitoza benzeyen bir bölünme daha gerçekleşiyor. Buna mayoz 2 diyoruz. İkinci mayozda arkadaşlar DNA eşlenmesi olmadan bakın DNA kendini eşlemiyor. Dikkat edin. Mayoz 2'nin başında hazırlık evresi olmaz. Sadece mayoz 1'in başında var. Bakın DNA işlemesi olmadan çekirdek bölünmesi, stoplanma bölünmesini takip eder. Tamam mı? Yani çekirdek bölünmesini ne yapıyor? Stoplanma bölünmesi takip ediyor. İkinci mayoz sonunda bakın kalısal yapısı birbirinden farklı 4 tane üreme hücresi ne oluyor? Oluşuyor. Tamam. Mayozun bakın genel olarak mayozun sonunda 4 tane hücre oluşur. Ama mayoz 1, mayoz 2 de ayrılırsa mayoz 1 de 2,
Mayoz 2'nin sonunda ise 4 tane hücre oluşuyor. Bakın homolog kromozomlara yine kromozom çifti denilmektedir. Bunu da zaten bahsedelim. Evet, parça değişimlerinin dolayı bak bu şekilde. Şimdi şunlar homolog kromozomlar. Yani biri anneden biri babadan gelen kromozomlar arkadaşlar. Şimdi bunlar böyle yan yana gelerek bakın böyle kıvrımlar oluşturuyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi bakın burası kırmızıyken maviye dönmüş. Yani parça değişimi gerçekleşmiş. Yine aynı şekilde burada da aynı. Bakın karşılıklı noktalarda parça değişimi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Buna arkadaşlar çeşitlilik, bakın kuantumsal çeşitliliğin gerçekleşmesini sağlayan olay. Yine karşınıza çıkabilir. Crossing over. Tamam mı? Crossing over dediğimiz parça değişimi olayı gerçekleşiyor. Bakın şöyle görsel üzerinde gösterelim hızlı bir şekilde. Biraz sonra bunlardan zaten bahsedeceğiz. Tamam. Hemen şöyle devam edelim. Arkadaşlar üreme ana hücresi hemen yine üreme ana hücresi bakın erkeklerde sperm ana hücresi dişilerde yumurta ana hücresi adını alır. Tamam. Bakın erkeklerde sperm dişilerde yumurta. Hayvanlarda üreme hücresi erkeklerde sperm hücresi dişilerde yumurta hücresi adını alıyor. Bitkilerde üreme hücresi arkadaşlar erkek organda polen bakın sperm demek polen sperm. Dişi organda bakın yumurta hücresi adını alıyor. Tamam. Erkek organda tekrar söylüyorum polen dişi organda yumurta hücresi adını alıyor. Üreme ana hücreleri bakın hem mitoz hem meyoz bölüme geçirebilir. Kendi sayısını arttırmak için mitoz üreme hücreleri bakın yumurta ve sperm oluşmak için meyoz bölüme geçirir. Tamam. Yani üreme hücrelerini oluşturmak için meyoz geçiriyor ama hücre sayısını arttırmak için mitoz geçiriyor. Meyoz geçiren bir hücre bakın çok önemli. Meyoz geçiren hücre tekrar meyoz geçiremiyor. Bakın mitoz farklıydı. Mitoz geçiren hücre tekrar mitoz geçirebiliyordu. Ama meyozda böyle bir şey yok. Bir kere geçirdin mi daha bir daha bölünme gerçekleştiremiyor. Meyoz bölünme bakın insanlarda ergenlik dönemiyle başlıyor. Yine yaşlılık dönemiyle sonlanıyor. Yani belirli bir yaştan sonra bitiyor. Tamam. Hemen şöyle bakın birinci meyozda yani meyoz 1'de gerçekleşen olaylara bakacağız. Homolog kromozomlar arasında bakın parça değişimi. Parça değişimi arkadaşlar meyoz 1'de gerçekleşen bir olaydır. Kromozom sayısının yarıya inmesi yine meyoz 1'de gerçekleşen bir olay. DNA'nın kendine eşlemesi. Hazırlık evresi bakın yine meyoz 1'in başında gerçekleşen bir olay. Aslında şöyle baktığımız zaman burada şöyle küçük bir hata var. Ne gibi? Şimdi DNA'nın kendine eşlenmesi bakın eşlenme mayozun evet birin başında derse yani mayoz birin başında derse evet bu doğru. Çünkü çekirdek bölünmesi başlamadan önce ne yapar? DNA kendini eşler. Bu şekilde hatırlayın. Ekvator düzleminde bakın kromozomlar tek sıra halinde dizilmesi. 4 yeni hücrenin oluşması. Bakın 4 yeni hücre oluşması bunlar Mayoz 2'de gerçekleşen olay. Mayoz bölümenin canlılar için önemine baktığımızda bakın eşeli yürüyen canlılarda eşey yani üreme hücreleri mayoz bölme sonucunda oluşuyor. Döllenme olayı sırasında bakın N kromozomu sahip bu hücreler birleşerek 2N kromozoma sahip zigot adı verilen yapıyı oluşturuyor. Zigot arkadaşlar zaten döllenmiş yumurta demektir. Zigot arkadaşlar anne karnındaki bebeğin ilk hali
Mayoz ve bak mayoz bölme ve döllenme canlıların kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlayan önemli bir olaydır. Mayoz bölümünde görülen parça değişimi ise bakın tür içi çeşitliliği ne yapıyor? Sağlıyor. Bakın arkadaşlar yumurta ana hücresi ve sperm ana hücresi. Bakın fark ettiyseniz ana hücresi diyorum. Bunlar 2N kromozoma sahiptir. Mayoz bölüme geçirdiğinde kromozom sayısı yarıya iniyor. Bakın kromozom sayısı yarıya iniyor. Döllenme dediğimiz olay sayesinde kromozom sayısı bakın tekrar iki katına çıkıyor. Gördüğünüz gibi bakın ana hücrelerindeki kromozom sayısıyla aynı oluyor. Bakın 2N 2N kromozom yani mayoz bölüme bakın tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyor. Tamam. Yine bu şekilde görüyorsunuz. Bakın. Bakın iki canlı var burada. Mayoz bölümü sonucu kromozom sayısı yarıya iniyor. Mayoz bölümü sonucu bakın kromozom sayısı yarıya iniyor. Bakın bu erkek, bu dişi. Döllenme sonucu, bakın döllenme sonucu kromozom sayısı iki katına çıkar. Bakın bir yerde kromozom sayısı N'den 2'ye 2 katına çıkmışsa arkadaşlar kesinlikle bakın şu aşamada döllenme gerçekleşmiştir. Buraya da zigot diyoruz. Ve bundan sonra da arkadaşlar mitoz bölüme geçirerek bakın canlı oluyor, büyüyor ve gelişiyor. Tamam. Yine baktığım zaman üreme hücrelerinin bakın oluşmasını sağlıyor. Üreme hücrelerini görüyorsanız bu mayoz bölümedir. İki yeni hücre oluşur. Mitoz bölümedir. Vücut hücrelerinde gerçekleştiriliyorsa yine mitozdur. Çekirdek bölmesi toplanma bölmesini takip eder diyorsa zaten arkadaşlar her ikisinde de bu var. Tamam mı? Yani hem çekirdek bölmesi hem toplanma bölmesi hem mitozda hem mayozda var. Kromozom sayısı yarıya iner diyorsa mayoz. Ama sabit kalır derse ondan mitoz alacağız. Çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi ve yaraların onarımını sağlar demiş. Arkadaşlar mitoz DNA kendine eşler. DNA kendine eşlemesi her ikisinde de var zaten. Amip, öklerine ve terliksel hayvanlarda üremesini sağlar demiş. Bu arkadaşlar mitoz. Mitek hücreli canlılarda demiş. Yani bunlardan ikiye bölüm olarak da geçiyor. Kalıtsal çeşitlilik sağlar diyorsa kesinlikle mayoz. Homolog kromozom arasında bakın parça değişimi gerçekleşir diyorsa yine mayoz. Döllenme olayıyla birlikte eşeli üremeyi sağlar diyorsa zaten döllenme olayı arkadaşlar mayozda gerçekleşen bir olaydır. Yine şu kavramlara bakalım. Bakın erkek üreme hücresine sperm diyoruz. Lütfen bu kavramları bilin. Yumurta ve sperm hücrelerinin bakın çekirdeklerin kaynaşması olayına döllenme diyoruz. Yani bir araya gelmesi sonucu bakın döllenmeden dolayı gerçekleşir. Döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz. Dişi üreme hücresinde yumurta dedik. Üreme hücreleri bakın meydana gelen üreme şekli demiş. Yani eşevli üreme. Yine görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 2N kromozoma sahip iki birey var. Bunlar mayoz bölme sonucu bakın ne yapıyor? Eşe hücrelerini oluşturuyor. Bu eşe hücreleri bakın birleştiğinde yani döllenme olayı gerçekleşiyor ve zigotu oluşturuyor. Bu zigotta arkadaşlar mitoz bölüme geçirerek bu canlının büyümesini ve gelişmesini ne yapıyor? Sağlıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle geçmişe gelirsek bakın şurada bir animasyon vardı. Şuradan şöyle bir tekrar bakalım. Şöyle gösterelim. Bunlar mayoz 1'de gerçekleşen olay. Bakın mayoz 1'de şöyle yan yana geliyor ve parça değişimi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Daha sonra
Hücrenin ortasından sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuplara gidiyor. Kutuplardan sonra gördüğünüz gibi ne olacaktır? Stoplama bölmesi gerçekleşecek ve iki tane hücre oluşacak. Daha sonra arkadaşlar şöyle hemen gösterelim. Bu hücreler tekrar arkadaşlar bölüme geçiyor. Bu mayoz 2 zaten mitozun aynısı. Oluşan hücreler tekrar bakın bölüme gerçekleşiyor. Ve ne yapıyor? 4 tane hücre oluşturuyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gösterelim. Bakın mayoz 1'de 2 tane oluştu. Mayoz 2'de ise 4 tane hücre oluşmuş oldu. Bunlar zaten ileride arkadaşlar farklı görsellerle, farklı yine uygulamalarla göstereceğim. Siz bu şekilde lütfen tekrarlarınızı yapın. Bakın parça değişimi olayını lütfen mayoz 1'de gerçekleştiğini bilin. Mayozun arkadaşlar bakın mayozda iki defa çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiğini lütfen bilin. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.